İstikbal'in katkılarıyla hazırlanan Çat Kapı başlıyor. Efendim hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çat Kapı geldik. Kıymetli bir misafirimiz var. Önemli mevzular konuşacağız. Biz kendisini siyasi kimliğinin dışındaki entelektüel müktesebatı itibariyle başka hususları da konuşmak üzere davet ettik. Belki pek çok haber programında konuşulmayanları konuşmak istiyoruz. Ama elbette teşrif etmişlerken ekonomiden pandemiye aşı karşıttığından Diyanet İşleri Başkanının dua etmesine çok enteresan bir şey malum Diyanet İşleri Başkanı dua ediyor. Yani. Böyle bir Türkiye'deyiz. Pek çok meseleyi de inşallah konuşacağız. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş. Efendim hoş geldiniz. Hoş Falar bulduk. Getirdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Afiyette misiniz? Elhamdülillah çok şükür. Sağ olun. Allah versin. Bazen diyor musunuz hocam bu siyasete nereden bulaştım? Şöyle bir köşemde otursaydım, yazsaydım, talebelerimle meşgul olsaydım. Yok demiyorum. Yani keşke şeytan işidir diye. Ta gençlik yaşlarından beri söylerim. Hayatımızda ne oluyorsa zaten takdir ilahi çerçevesinde oluyor. Biz de kendimizin e, verilen imkanları, kendimize verilen rolleri en iyi şekilde yaparak insanlara faydalı olmak zorundayız. Nerede olursanız olun işte. Üniversitede olabilirsiniz, siyasette olabilirsiniz, başka bir yerde olabilirsiniz. Ne olabilirsiniz, nerede olursanız elinizdeki e, siz, e, imkanı en iyi şekilde millete, insanlara faydalı hale getirmeniz lazım. Hep bu gayretin içerisinde olduk. Onun için hiç ya keşke şöyle olsaydı dediğim bir şey olmadı. Şun, Hiçbir konuda olmadı şunun yani. Şunun için soruyorum. Arkadaşlarla bizim aramızda mottomuzdur. Hani siyaset dosta tavsiye edilmez, düşmana da bırakılmaz. <laughs> Eyvallah. Deriz ama <laughs> Güzel. birileri fedakarlık yapacak. Diyanet İşleri ile başlayalım sizce de uygunsa. Diyanet İşleri Başkanımız adli yıl açılışına bir dua etti. Ve enteresan bir şekilde hani layık bir ülkede Diyanet İşleri Başkanı'nın duası nasıl olur diye bir tepki oldu. Birinci soru şu. Bu tür tepkileri garipsiyor musunuz siz de? Şimdi tabii bunlar Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle yaşadığımız, layıklık konusunda yaşadığımız tecrübeler itibariyle Türkiye'nin işte bu ceberut layıklık uygulamalarından çok çekmiş bir ülke olarak geçmiş dönemlerde e, dini hayat dini düşünce üzerinde kurulan baskılar itibariyle bütün bu tartışmaların e, artık geride kalmış olması e, gerekirdi diye düşünüyorum. E, son derece e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bizzat varlığı varlığı zaten layıklığın teminatıdır. Yani Ülkenin layık yapısını görmek için bakacağımız kurumlardan birisi de Diyanet İşleri Başkan'dır. Yani din adına böyle herkesin her kafadan bir sesin çıktığı, herkesin din adına kendisini otorite yerine koyduğu bir keşmekeşin ortaya çıkmaması için Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de yaşanan Müslümanlığın değerleri üzerinde, bunun birikimi üzerinde, medeniyet değerleri üzerinde oluşmuş, oluşturulmuş bir kurum. Hı hı. Tabii ki her kurum gibi bu kurumunda eksikleri var, fazlaları var. Bu ayrı bir tartışma konusudur ama... Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığını bir laiklik e, meselesi haline döndürmek zaten anlamsız bir tartışmadır ve laikliği anlamamak demektir e, kanaatimce. Hı hı. E, kaldı ki e, açılan bir bina, e, Yargıtay binası, Yüksek Yargı'nın binası herhangi bir şekilde ne bileyim bir fabrika açılışını yaptığınız zaman hayır dua e, yapıyorsunuz. Hatta bizim insanımız yeni bir ev aldığı zaman yeni bir araba aldığı zaman, yeni bir dükkan açtığı zaman bununla ilgili olarak kurban keser ya da herhangi bir sadaka falan verir kapısında dua eder. Hiç kimseyi bulamazsa 3-5 kişi eşi dostuyla bir araya gelerek dua ile açar. Böyle bir geleneğe sahip olan bu, bu, bu milletin e, tabii ki e, bir güzel bir bina açılışı yapılıyor. Yargıtay e, orada e, yüksek yargı olarak millete hizmet edecek, tamamıyla layık hukuk prensipleri içerisinde millete hizmet edebilecek bir kurum. Ve bu kurumun açılışıyla ilgili olarak da Diyanet İşleri Başkanı davet edilmiş, e, orada dua ediyor. Bunun son derece tabi olarak karşılanması gerekirken, niçin, hangi akla hizmet buradan bir e, tartışma üretiliyor? Bu tartışmanın hele hele layıklık elden gidiyor gibi, o eski eski paranoyaları hatırlatan tav tavra ve tarza dönüşüyor. Bunu anlamak mümkün değil, normaldir. ...konuştuğumuz zaman %99'u Müslüman olan, %95'i Müslüman olan bir ülkede herhangi bir kurumun açılmasının bu resmi bir kurum olabilir, yargı kurumu olur. Bu yargıya müdahale değildir. Diyanet İşleri Başkanı'nın yargı adına karar vermesi değildir. Hı hı. Yargı kurumunun içinde hizmet göreceği binanın açılışında hayırlı olsun duası yapılıyor... Aynen Osman Gazi Köprüsü'nün açılışındaki hayırlı olsun duası yapıldı gibi ya da herhangi bir demin ifade ettiğim bir vatandaşımızın kendi iş yerini açarken yapmış olduğu bir dua gibi. Bunu yadırgamamak lazım. Bunun üzerinden lüzumsuz bir tartışmayı gündeme getirmemek lazım. E, tam tersine e, Türkiye'de gerçekten herkesin dinine saygılı, herkesin dini hayatını, dini düşüncesini en iyi şekilde yaşayabileceği, kimsenin de bir başkasının dini düşüncesine ve yaşayışına Karışma hakkını kendinde bulamayacağı e, olgun bir yapının, olgun bir demokratik e, sosyal lehik hukuk devletinin e, kurum ve kuruluşlarına nasıl yerleşeceği esas konuşmamız gereken konu herhalde burasıdır. Peki şunu sormak istiyorum. Bu tür benzer mevzular sık sık yaşanıyor ülkede. Böyle bir şey olduğu vakit AK Parti kurmayları olarak şunu düşünüyor musunuz? Acaba biz kendimizi ve derdimizi bu insanlara farklı bir şekilde ve tam anlatabilsek... Onlar da yüzde 99 Müslüman ülkenin çocukları bunu kabullenecekler. Bu geliyor mu aklınıza? Yoksa ülkede ne olursa olsun böyle bir paranoya ile yaşayan bir kitlenin var olmaya devam edeceğini mi düşünüyorsunuz? Yani şimdi e, şunu söyleyelim yani ne yaparsanız yapın hakikaten sayısal olarak ne kadardır giderek çok azaldığını düşünüyorum. E, ama Türkiye'de maalesef her bakımdan e, bu anlamda e, bir e, problem ortaya çıkarmak. E, tavrı, tarzı içerisinde olan kişilerin, grupların, çevrelerin olduğunu biliyoruz. E, ve bu çevrelerin ne yazık ki sesinin de çok çıktığını e, ve e, çok e, kuvvetli sesler çıkardığını e, biliyoruz. E, ama milletin çok büyük bir kısmının, inanın ki bu tartışmayla ilgili e, eğer kamuoyu araştırmaları yapılsa da ortaya çok net koyacaktır. İster kendisini dindar olarak tanınmasın, ister kendisini layık olarak tanınmasın, vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinin bu tartışma içerisinde olmadığını görüyoruz. Çünkü aynen söylediğim gibi vatandaş bunu normal bir, e, milletimiz normal bir davranış olarak görüyor. E, ve e, bundan işte ne bileyim bir yerde denizaltının açılışını yapıyorsunuz başka bir şey. Buralarda yapıyorsunuz da niye bir e, kamu binasının açılışında bunu yapmayasınız? E, bunu vatandaşımız son derece normal karşılıyor. Evet birileri bunun üzerinden kendilerince siyaset üretmeye çalışabilirler. Bunun da hiçbir kıymet harbiyesi olmadığı kanaatindeyim. Peki diğer bir önemli mesele. Düzensiz göçmen diyorlar ya da mülteci kardeşlerimiz diye ifade ediyoruz. Bu ifade benim daha çok hoşuma gidiyor. Mülteci meselesi bir, geçen Ömer Turlu İnançer Bey hocam bizde yaptığı programda mülteci sorun değildir başlığıyla konuştu. Yani Müslüman bir ülkenin evlatlarının böyle bir derdi olamaz dedi. Bakışımız bu. Ama insanlar da diyorlar ki işte Suriye vardı, diğer şeyler vardı. Bu defa Afganistan başladı. Sanki Türkiye her isteyenin elini kolunu sallayarak gelebildiği bir yer. Bu iş nereye gidecek diye merak ediyorlar. Devletin bu konudaki öngörüsü ne? Şimdi tabii bu düzensiz göçmen, mülteci adını ne koyduğunuz önemli değil ama dünyada sayın küresel ölçekte en önemli 3-4 mesele nedir derseniz ilk üç içerisinde sayacağımız mesele bu göçmen meselesidir. Sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Diyelim ki Meksika'dan, Latin Amerika'dan göçmenler Amerika'ya, Kanada'ya geçmek için hücum ediyor. Her gün işte Akdeniz'de görüyorsunuz. Bir göçmen gemisi, göçmen botu batıyor. Afrika'nın, Asya'nın e, naçar insanları e, Avrupa'ya gidip orada bir bardak e, temiz su bulabilmek için, yarım dilim ekmek bulabilmek için oraya göç etmek ihtiyacı hissediyor. Dolayısıyla bu küresel geç, göçün dünyadaki bu şartlar böyle devam ettiği sürece aynen ve belki artarak devam edeceği kaçınılmaz bir gerçektir. Bir kere bunu bir mesele olarak ortaya koymamız lazım. Yani zengin kuzey, yoksul güney ayrımı devam ettikçe, yoksul güney daha da yoksullaşmaya, Zengin e, kuzeyde daha da zenginleşmeye devam ettiği sürece dünyanın bütün nimetleri giderek önümüzdeki 25-30 yıl içerisinde kuzeyde temerküz edecek. Güneye yiyecek, içecek, e, hatta soluyacak hava dahi kalmayacak. Böyle bir e, atmosfer var. Birincisi bu. İkincisi e, çok güçlü bir e, uluslararası baskıdan e, bahsediyoruz. Yani e, büyük devletler kendi güçlerini maksimize edebilmek için, imkanlarını maksimize edebilmek için e, işgal ediyorlar. İşte örnek eğer Afganistan'ın işgali olmasaydı, önce Ruslar tarafından, sonra Amerikalılar tarafından işgali olmasaydı, bugün Afganistan kaynaklı bir göç olgusundan bahsedecek miydik? Hatta daha da gerçeğini söyleyelim. Eğer o işgal olmasaydı, mesela El-Kaide gibi bir terör örgütü dünyanın uğraştığı bir terör örgütü haline gelmeyecekti. Ben bunu, ben deriz bunu baktım geçen bir konuşma dolayısıyla. 10 sene evvel söylemişiz bunu. Yani Suriye, her şehri, her, her kasabası bölünmüş, dünyanın bütün terör örgütlerinin eline silahlar tutuşturulmuş, vekalet savaşları üzerinden bir cümle e, e, cehennem zebanileri Suriye'ye davet edilmiş ve böyle bir ortamda gariban Suriye halkı orada hayatta kalabilmek için göç etmek mecburiyetinde. İlk gelebildiği yerlerden birisi burası. Burayı aşarsa Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Biz bir Yunanlı gibi davranamayız, botunu batırıp ya da bir İtalyan gibi davranamayız, bir Avrupalı gibi davranamayız. O görüntüleri hatırlayın. Macaristan'a geçmeye çalışıyorlar Slovakya'dan. elinde kamera olan muhabir bile o göçmeni düşman gördüğü için çelme takıp yere düşürüyor. Biz böyle yapamayız. Kim olursa olsun, dili, dini ne olursa olsun bunlar bizden eman dilemiş olan insanlar. Bizim tarihimiz böyledir. Bugün de böylesine bir olguyla karşı karşıyayız. İşgaller olmasaydı, vekalet savaşları olmasaydı, terör örgütleri olmasaydı, efendim bu ülkelerdeki iç karışıklıklar olmasaydı Göçmen meselesi olmayacaktı. Hı hı. E, dolayısıyla bunun eğer dünya göçmen meselesini ya da işte adına ne derseniz diye mülteci meselesini çözmekte de samimi olmadığını açık söylememiz lazım. Eğer samimi olsalar biz yine 10 sene evvel yaklaşık bir uluslararası konferansta yaptığım bir konferen, e, konuşmada şunu söyledim. Dedim ki e, eğer bu sorunun çözülmesinde e, iyi niyetli davranılıyor ise... Bütün ülkeler, özellikle gelişmiş zengin ülkeler, kendi gayri safi milli hastalarının bir miktar, diyelim 10 binde bir, 10 binde ikisi, bu göçmen meselesini ayırsınlar. Ve zaten kurulmuş Birleşmiş Milletler'in, UNHCR, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği var. Oraya versinler ve dünyanın her yerindeki mülteciler, insani yaşam şartlarına kavuşturularak, onların hiç olmazsa sıkıntılara azaltılmaya çalışılsın. Yani hem baskıyla, işgalle, terörle, vekalet savaşlarıyla bu insanları yerlerinden, yurtlarından edeceksiniz. Hem bu insanlardan birkaç bin kişi sizin ülkelerinize geldiği zaman eliniz ayağınız titremeye başlayacak. Ve ondan sonra göçmen sorunu nasıl çözeceğiz diye e, timsah gözyaşları dökeceksiniz. Dolayısıyla uluslararası camia göçmen meselesinde gerçekten çifte standartlı ve ikiyüzlü bir tavır içerisindedir. Biz böyle davranamayız. Yani ne yapabilirdik Suriye'den gelen insanlara? Biz 3 günde 283 bin Suriyeli Kobani'ye işit e, e, Deaş geldiği zaman e, insanları kesiyor, köyleri yakıyor, böyle vahşi bir şekilde ilerliyor. Ben o zaman afattan sorumlu başbakan yardımcısıydım. Sınıra gittik arkadaşlarımızla İçişleri Bakanımız o zaman Efkan Ala Beydi, Mehdi Bey bölgenin Bakanı olarak Tarım Bakanı. Oralarda arkadaşlarımızla o insanları karşıladık ve insanları biz gerçekten ölümden kaçan. Hayatta kalmak için yaşlı, çoluk çocuk Türkiye'ye gelen insanları Türkiye'ye kabul ettik. Ve bunlarla ilgili çok önemli mesafeler alındı. Eğitim bakımından, sağlık bakımından. Ama e, gerçi dediğiniz doğru, Türkiye dünyanın her yerinden e, gelecek, kimsenin kabul etmediği göçmenlerin tamamını artık kabul edebilecek bir potansiyele sahip değildir. Milletimiz de tarihe altın harflerle geçecek bir e, diğergamlık örneği göstermiştir. Mesela kilisin nüfusu kadar e, Suriyeli gelmiştir kilise. Ee, işte diğer e, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Mardin'de birçok yerde çok sayıda e, göçmen vardır. İstanbul'da, Ankara'da, diğer yerlerde. Ve bu insanlara ekmeğin bölüşmüştür. İçtiği suyu bölüşmüştür. Milletimiz e, çok ciddi bir şekilde göçmen meselesinde üzerine düşen diğer gamlı yapmıştır. Ama her şeyin sınırı var. Maalesef bazı çevreler, çok açık söylüyorum, politik olarak Türkiye'nin içini karıştırmak için göçmen meselesi üzerinden provokasyonlar yapıyorlar. Altındağ'da gördük. Yani e, bizim güvenlik kuvvetlerimizin e, yerinde ve zamanında müdahalesiyle ve orada yaşayan vatandaşlarımızın sağduyulu davranışlarıyla, yani bunlar da bizim kardeşimizdir yaklaşımlarıyla orada Allah korusun o akşam bir facia önlenmiş oldu. Sürekli özellikle seçim atmosferine girildiği ortamlarda Suriyeler Suriyeliler meselesi üzerinden ya da göçmenler meselesi üzerinden e, Türkiye'de birileri karıştırmak istiyor. Şimdi en son Afganistan üzerinden bir ee, yanlış yönlendirmeler yapılmaya çalışılıyor. Sanki Afganistan'dan gelen herkes Türkiye'ye geliyormuş gibi rakamlar abartılıyor. Bütün rakamları İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarımız e, göç idaresi başta olmak üzere, AFAD olmak üzere bunları açıklıyorlar ve e, tamamen gerçek dışı, gerçekten milletimizi provoke edebilecek rakamlardan bahsediliyor. Türkiye sınırlarının tamamına, özellikle Afgan göçmenlerini önleyebilecek yani İran sınır Doğu sınırının neredeyse tamamını duvarlarla örmüştür. Bu bugün başlamış bir iş değil. Yıllardır bu gayret içerisindedir. Şu anda dışarıdan gelen herkes kayıt altına alınıyor ve işte en son İçişleri Bakanlığı'nın biliyorsunuz kararı kayıtlı insanlar kendi bölgelerinin, şehirlerinin dışında bir yerde olursa tekrar kayıt olduğu yerlere geri döneceklerdir. Yani dünyada ben çok bu anlamda uluslararası heyetleri ağırladık herkes şunu söylüyor. Ya size hayranız. Böyle mükemmel bir organizasyonu nasıl yapıyorsunuz? Bu işte nasıl başa çıkıyorsunuz? E çünkü küresel ölçekte bu işte maalesef Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil kimse başa çıkamıyor. Bir kısmı da başa çıkmak istemiyor zaten. Ama şu tarafını merak ederim. Mesela halk başlangıçta tam dediğiniz gibi bu politikanın arkasında durdu. O mazlumların yanında durdu. Yalnız Giderek büyüyen bir kitle halinde. Bunun biraz sebebi tezvirat. Biraz gördükleri. Mesela geçen bir dost dedi ki, yahu tamam Suriyeli benim kardeşim gelsin yardımcı olayım ama bayramda sınırın öbür tarafına gidip akrabalarıyla bayramlaşıp tekrar geri geldiği vakitte benim kanıma dokunuyor dedi. Böyle gidilebiliyorsa demek ki o da gidip orada yaşayabilir. Uzun vadede yani bu Suriyeli göçmenler ya da Afganlar ne olacak? Mesela bir göç bakanlığı kurulup da bununla alakalı bir çalışma yapılacak mı? Gidilmesi, gönderilmesi hususunda bir plan var mı? Şimdi hiç şüphesiz var. Plan değil, uygulama var. Yani ileriye matuf bir şeydi. Şu anda 400 küsur bin Suriyeli, buraya gelmiş olan Suriyeli, oradaki şartlar olgunlaştıktan sonra Suriye'ye geri döndüler. Kalıcı olarak memleketlerine döndüler. Şimdi Serdar Bey, bizim Türkçemizin çok güzel bir lafı var. bülbülü altın kafese koymuşlar, illa vatanım, illa vatanım demiş. İnsan ne kadar zor şartlarda yaşarsa yaşasın, İlla e, illa vatanına dönmek ister, doğduğu yerlere dönmek ister. Ve bizim buradaki amacımız işte zaten yapılan sınır ötesi operasyonların e, çabuk unutuyoruz. Sınır ötesi operasyonların önemli sebeplerinden birisi de hem oradaki terör örgütlerini bir şekilde durdurmak, hem de orada güvenli alanlar oluşturarak Suriyelileri oraya göndermekti ve bunda da başarılı olundu. En azından kısmen başarılı olundu. Şu anda zannediyorum 440 bin civarında Suriyeli kendi memleketine geri dönmüş oldu. Ee, i̇nşallah ümit ediyoruz ki Suriye'nin tamamında e, en kısa süre içerisinde barış ve esenlik sağlanır ve Suriyeli dostlarımız da, biz de e, hani diyorlar ya e, böyle düğün dernek içerisinde Davul Zurnayla Suriyeli kardeşlerimizi göndeririz ama bunun için o, o bu insanları biz ölüme atamayız, ölüme gönderemeyiz. Orada e, işte, hala görüyorsunuz kafalarına mesela Dera'da e, şehir bombalanıyor, masum insanlar öldürülüyor yani kendi Suriyeli vatandaşlarını kendi vatandaşlarını öldüren bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve kimin elinde ne silah olduğu ve kime çalıştığını bilmediğimiz gerçekten terör örgütlerinin, silahlı grupların böyle egemen olduğu bir yerden bahsediyoruz. Buralarda çok şükür Türkiye çok önemli adımlar attı. Çok güvenlikli bölgeler oluşturdu. Bunlar inşallah burada ortak çalışmalarla da işte işte Ruslarla vesaire ortak çalışmalarla da bu bölgenin içerisinde daha büyük, daha geniş alanlarda güvenlik sağlanır ve Suriyeliler de kendi memleketine geri döner. Bu o geri dönüşlerde bir inisiyatif onlara mı bırakılıyor efendim? Mesela dönmek isteyenler mi gönderiliyor yoksa bir e gün geri... Yani siz, daha... siz hiç kimseyi, siz hiç kimseyi zorla gönderemezsiniz gitmek isteyenler kendi inisiyatiflerle geri gidiyor. Peki AK Parti'nin gizli bir ajandası var mı? Hani 2023'te ben 3,5 milyon Suriyelinin 2,5 milyonuna vatandaşlık versem bu kadar oy farkıyla... Böyle bir şey var mı? Hayır yok. Bu şeytani bir düşüncedir. Böyle bir düşünce bizim aklımıza gelmez. Birilerinin aklına gelmesine de şaşırıyorum. Zaten bizim kaç kişiye şey verdiğimiz, vatandaşlık verdiğimizde ortadadır. Bunlar da çok istisnaidir. Burada yaklaşık 4,5-5 milyonluk bir Suriyeli var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bunların çok çok az bir kısmı vatandaşlık almıştır. Bunun üzerinden biz 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımıza güveniyoruz. Yani biz sanki bu büyük kitle milletimize güvenmiyoruz da dışarıdan ithal seçmen getirecekmişiz gibi. Akıl dışı, mantık dışı, bu vatanı sevme duygusuna sahip olmayanların düşünebileceği marazi bir durumdur. AK Parti böyle bir marazi düşüncenin içerisinde asla olmaz. Peki şunu da sorayım efendim. Diyelim ki orası düşündüğümüz gibi güvenli bir hale getirilemedi ve bu insanlar burada bizimle yaşamak durumunda kaldı. Bu takdirde buradaki sosyolojiyi her yönüyle eğitiminden bir efendim vatandaş hukusuna, sağına, soluna kadar yönetebilecek bir şeyimiz var mı, planımız? E şimdi tabii ilk başladığımız, yani ilk göçün başladığı günden bugüne kadar biz de göçmenleri kabul etme bunları Türkiye sosyolojisine adapte etme konusunda çok ciddi bir profesyonellik kazandık. Bunda itiraf etmek lazım. ya. Yani biraz da zaman içerisinde bunlar e, gelişti. Kolay değil, kurumlar değişti, e, gelişti. Düşünün ilk gittiğimizde biz kamplarda Suriyelileri karşılıyorduk. Onlara işte Afat Kart diye böyle e, alışveriş yapabilecekleri marketlerde, kamp içindeki marketlerde onlara yardımlarda bulunuyorduk. E, i̇şte orada e, özel olarak Suriyeli gönüllüler e, çocuklara işte Arapça, Türkçe dersler vermeye çalışıyorlardı. Oralardan bugün çok e, ciddi bir noktaya geldik. Tabii ki e, biz de burada Türkiye olarak Kurumlarımız itibariyle kurumsal yetkinliğimiz, kurumsal kapasitemiz fevkalade e, ciddi şekilde gelişti. Bunun da altını çizmek lazım. Şunu söyleyeyim, e, yani hiçbir iç savaş ila sürmez. Tabi Suriye'nin meselesi, Suriye bir iç savaş olmaktan öte. Herkesin elini sokup karıştırdığı e, ve herkesin e, tabiri caizse e, vekalet, vekalet savaşı adı üstünde, kendi elini sokmadan maşalarıyla orayı karıştırdı bir cehennem çukuruna dönüştürüldü. Ama bu durum ilaniyeye devam etmeyecek. Ben sonuna gelindiğini düşünüyorum. Ve Suriye'de inşallah bütün Suriye halkının, farklı kesimlerinin, herkesin işin içerisinde olduğu, herkesin Suriye'nin geleceğine ilişkin çözümlerini, tekliflerini ortaya koyabildiği, özgür ve demokrat bir Suriye'nin inşa edilmesini ümit ediyorum. Türkiye olarak da bizim yapmamız gereken en önemli husus, e, katkı Suriye'ye en önemli katkı da bu olacak. Temennimiz bu. Mısır'la bugün olan bir takım görüşmelerin benzeri Suriye ile de hani yarın e, Hafız Esad kardeşim kıvamında olmasa da en azından kurumlar arası diyalog böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Şimdi şöyle yani ne Mısır halkı ya yani şunu karıştırmamak lazım. E, bölgede son dönemde son yıllarda yaşanan sorunların hiçbirisinin başlangıç noktası Türkiye değildir. Sorunların kaynak noktası Türkiye değildir. Yani Mısır'la ilk Mısır bizim kardeş halkımızdır. Suriye halkı tamamıyla bütünüyle söylüyorum. Bizim kardeşimiz olan insanlardır. Ama Suriye'deki e, siyasi krizi biz çıkarmadık. Mısır'daki siyasi krizi biz çıkarmadık. Ya da Mısır'la aramızın gerilmesine neden olan iş, meseleler bizden kaynaklanmadı. Orada seçilmiş meşru bir hükümet maalesef bir darbeyle e, ortadan kaldırıldı. Çok sayıda insan siyasi idamlarla karşı karşıya kaldı ve seçilmiş e, Cumhurbaşkanı cezaevinde e, son derece kötü koşullar altında ölüme terk edildi. Şimdi burada Türkiye'nin pozisyonu belliydi. Bu pozisyonu belli etmek Mısır halkına düşmanlık anlamında değildi. O zaman da bunu çok açık söylüyoruz. Suriye'de de aynı şekilde kendi halkının üstüne bomba atan bir e, rejimin siyasi olarak yanlış yolda olduğunu en başından itibaren söyledik. Ama bu Suriye halkına bir düşmanlık değildi asla. Biz Suriye'nin hiçbir kesimiyle düşman, halk kesimiyle düşman olmadık. Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Dolayısıyla bizim Suriye ile Mısır'la veya bir başka ülkeyle aramızdaki meseleyi düzeltmemizin temel şeyi, aramızda sorun olan siyasi meseleler ortadan kalkmaya başladıkça, zaten halklar arasında birbirini tanımayan iki halktan bahsetmiyoruz. Yani Suriye dediğiniz, işte Antep'in işte 40 kilometre, 50 kilometre ötesinde insanların neredeyse her hafta sonu gidip geldiği, onların bu tarafa, bizimkilerin o tarafa gidip geldiği bir, e, neredeyse sınırın da anlamsız hale geldiği bir yerden bahsediyoruz. Aynı şekilde Mısır için ümit ediyorum ki aradaki siyasi meseleler, e, bizimle bu ülkeler arasında gerginliğe vesile olan bu meseleler ortadan bütünüyle kalkar. E, zaten halklar arasında var olan ve hiçbir koşulda ölmemiş olan dostluk, kardeşlik e, bağları yeniden e, kuvvetlendirilerek, güçlendirerek e, tesis ediliyor. Peki efendim mesela Mısır meselesinde sadece Mursi'nin mevcut iktidarın işte indirilmesi vesaire Türkiye'nin buna karşı koyduğu tepki darbeci yapıya bu değil de İhvan seçimlere bile girmek istemiyordu başlangıçta biraz Türkiye'nin isteğiyle seçimlere girdi. Yani Mısır'daki derin yapı Türkiye'nin isteğiyle Mursi'nin seçimlere girdiğini ve bu seçimleri aldığını vesaire düşündüğünden dolayı Türkiye'ye karşı bir husumet biriktiriyor. Bu yoruma katılır mısınız? Katılmam. Katılmam çünkü yani Hatta özür dilerim. Mesela bir Tunus örneğinde de hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Türkiye yeni hadisede gayet e, makul bir yerde, metanetli bir yerde durdu. Burada Mısır'dan çıkarılan ders falan diye izah Şimdi, edenler var. Şimdi bu yoruma şundan dolayı katılmam. Bu her şeyden evvel Mısır halkına haksızlıktır. E, Mısır halkı İslam dünyasının en köklü e, birkaç büyük e, ülkesinden biridir. Büyük bir devlet e, birikimine sahiptir. Ve Mısır e, yani büyük bir mücadeleyle demokrasiye geçiş safhasını başarmış olan bir halktır. E, kusura bakmayın böylesine büyük bir birikimi olan bir halka hangi partiyle hangi seçime gireceğini biz mi söyleyeceğiz? Bu Mısır halkına hakarettir. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Ee, biz Mısır'da bütün e, halkın tamamıyla e, yakın ilişki içerisindeyiz. Biz isteriz ki Mısır'daki bütün siyasi partiler özgür bir şekilde faaliyetlerini gösterebilsinler. Seçimlere katılsınlar. Halk kimi istiyorsa onu seçsin. Yani biz hangi bir, bakın bizim burada Türkiye olarak ilkeler üzerinde duruyoruz. Hangi ülkede kimin iktidara geleceğini tespit etmek bizim işimiz değildir. Biz diyoruz ki... Keşke biraz olsa. Bizim <laughs> esas işimiz, bizim esas işimiz e, bu ülkelerde, özellikle bölge ülkelerde demokrasi, katılım, rızaya, müzakereye dayalı bir takım çözüm yolları nasıl ortaya konulabilir? Farklılıklar içerisinde nasıl bir arada yaşanabilir? Türkiye'nin de yaşamış olduğu yaklaşık 200 yıllık bu işte parlamento tecrübesi, çok seslilik tecrübesi, Türkiye'nin cumhuriyet döneminde yaşamış olduğu, Osmanlı döneminde yaşamış olduğu darbe tecrübeleri, çok sesliliği kısma çabaları bütün bunlardan ders çıkarmış bir millet olarak diyoruz ki çevremizdeki bütün ülkelere yapılabilecek en büyük katkı onların daha iyi bir demokratik standarda sahip olmasını temin etmektir. Mısır halkı kendi yolunu bulur. Suriye halkı kendi yolunu bulur. Ama yeter ki özgürlüğün, yeter ki eşit katılımın Yeter ki toplumsal bütün kesimlerin sözünün, sesinin güçlü çıkabildiği bir siyasal atmosferin kurulabilmesi temin edilsin. E biz Türkiye olarak da çabamız budur. Buna idealize edilmiş prensipler bütünü mü yoksa rasyonel olan mı? Olması gereken mi olan mı? Mesela şunun için soruyorum efendim. Diyelim ki Birleşik Arap Emirlikleri'yle ya da Suudi Arabistan'la son dönemdeki gerginliği de birazcık Mısır'daki ihvan destek desteklemiş olmamıza bağlayanlar var. Ha Bugüne kadar biz bu insanları finanse ediyorduk ama siz tutup siyasetin içine koydunuz. Bizdekiler de benzer bir şey olabilir. Bizde de işte krallıklar gidecek, yerine demokrasi gelecek, ihvan iktidar olacak Ben yani Bizim beslediğimizle bizi yakacaksınız gibi bir tepki. Yani bilmiyor. onlar tabii ne düşündüler, hangi sahiplerle bu gerginliğin içerisinde oldular onu bilmeyiz. Ama bizim tavrımız açıktır, bellidir. Yani biz bütün ülkeler için bu ismi geçen... ve burada ismini saymadığımız bütün ülkeler için isteriz ki kendi iç meselelerini karşılıklı müzakereyle istişare istişareyle çözebilsinler. Zaten bu da İslam'ın temel emirlerinden biridir. Yani onlar işlerini istişareyle çözerler ve emruhum şura beyne. Yani bunun adına ne derseniz dersenizyin ama insanların, halkın görüşünün alındığı ve halkın süreçlerin içerisine katıldığı modelleri onlar da e, şey yapsınlar. Ülkelerin arasındaki sorunların e, ortaya çıkmasında da keşke biz İslam dünyası olarak kendi meselelerimizi kendimiz konuşarak çözebilmeyi başarmış olsaydık çok açık bir şöyle çuvaldızın bir ucu inen bir ucunda kendimize batıralım. Amerika'nın, Rusya'nın, efendim Fransa'nın, İngiltere'nin, İsrail'in İslam dünyasında bu kadar rahat cirit atması mümkün olmazdı. Yani biz hiçbir meselemizi veya, veya temel meselelerimizi müzakereyle, karşılıklı rıza ile ülkelerin egemenliğini esas alarak Halkların özgürlüğünü esas alarak bu temel prensipler üzerinden konuşabilseydik, ben birçok meselemizi dış müdahalelere, dış baskılara gerek kalmadan çözebileceğimizi düşünüyorum. Bugün de bu kanattayım. Şimdi somut bir şey var şu anda belki gündemin gerilerine düştü. Yemen'deki mesele. Yemen halkı, canım Yemen halkı, hakikaten kültürün, sanatın, İslam tarihinin en önemli ülkelerinden birisi. Yemen halkı böylesine anlamsız bir iç savaşa mecbur mudur? Kim oradan için savaş. Oturup eğer ülkeler bunları bu savaşın tarafları olan ya da bu mücadelenin tarafları olan insanlar konuşabilseler, bir müzakere masasının etrafında bir araya gelseler ve sorunları çözseler kazanan hem Yemen halkı olacaktır hem bölge olacaktır. Peki mülteci meselesini son bir soruyla bitireyim. Aslında şahsa çok gitmek istemiyorum ama soracağım şahıs artık bir duruşu temsil makamına çıkartıldığı için soracağım. Bolu Belediye Başkanı Hani mültecilere sudan elektriğe kadar şu kadar on kat fazla satacağım dedi. Baktık böyle bir karşılık da buldu. En azından sosyal medyada Aa ne kadar iyi yapıyorsun denildi. En son da bir böyle programın verdiği rahatlıkla yaptığı bir e, tırnak içinde kendi ifadesiyle şaka münasebetiyle gündeme geldi. CHP de disiplin kuruluna galiba bir ikaz istemiyle sevk etti. Herhangi bir şey. O konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, bir kere söyledikleri baştan sona ayıptır. İnsanlık dışı bir şeydir ve bizim e, memleketimizin insanına bizim bu aziz milletimize, Türk milletine yakışmayan bir tavırdır, tarzdır. Bizde siyasi fikirler farklı olur. Biz 70'li yıllarda işte sağcılar, solcular, işte o grup, bu grup, komünistler, faşistler, bilmem kimler bütün bu tartışmaları yaparız. Çok maalesef kaybettiğimiz yıllar da olmuştur. Ama sonuçta bu milletin hangi görüşe sahip olursa olsun insanların da yabancı düşmanlığı yoktur. Irkçılık yoktur. E, faşizm e, bu anlamda yoktur. E, ne bileyim e, karşısındakini başka ırktan olanları küçümsemek, onları ikinci sınıf vatandaş haline e, koymak yoktur. Tasnif etmeyiz biz insanları zihnimizde. Ve bizim özelliğimiz de budur. Böyle olduğu için de şu andaki Türkiye Cumhuriyeti e, sınırları içerisinde yaşayan insanların şöyle bir geçmişlerine bir bakın. Biz yaklaşık e, 1900'ün başında yaklaşık 5 milyon kilometre karelik bir toprak parçasına sahiptik. 1920'de maalesef savaşlarda yenile yenile çıktığımız o 20 yıllık süre içerisinde 780 bin kilometre kareye düştük. Ama o 4 milyonda ne varsa onun hepsinin temsili burada vardır. Balkan halkları, Kafkas halkları, Arap dünyası, Türk dünyası, işte az kalısı vesairesi çok farklı insanlarımızın hepsi bu e, Osmanlı bakiyesi o tabir birileri ondan hoşlanmıyor ama o büyük alanlardan gelen insanlardan süzüle süzüle buraya gelmiştir. Şimdi e, Sattam Hüseyin e, Kürtlere karşı zulüm yaptığı zaman biz asla seyredemezdik. Sınırlarımızı açtık. Yüzbinlerce insan geldi. Zilkol Bulgaristan'da Türklere oradaki kardeşlerimize e, şey yaptığı zaman, zulmettiği zaman bunu izleyemezdik, seyredemezdik, sınırlarımızı açtık. Şimdi biz böyle bir milletiz ve gelen herkesi kendi e, bu toprakların e, bir unsuru olarak kabul etmişiz. Şimdi dolayısıyla ne demek? Ben yabancıdan 10 e, katı para alacağım. Şunu Ona şöyle bir. Bu botu batırıp orada insanları ölüme terk eden faşist zihniyetle aynı zihniyettir. Yani hiç farkı, hiçbir farkı yoktur. Ya da hatırlayın e, iki büyük Avrupa takımı maç e, yapıyorlardı Avrupa'nın bir şehrinde. Ceplerindeki 3-5 feniki sokaklara atarak afedersiniz e, o Suriyeli ya da e, başka yerlerden gelen göçmenlerle dilendirerek onları Biraz da kafası böyle kıyak bir şekilde, bulutlu bir şekilde. Ondan zevk alan bu sadist zihniyetten hiçbir farkı yoktur. Hiç, çok açık söylüyorum. Türkiye'ye yakışmaz. Hangi partiden olursa olsun. Bunu bir AK Partili söylemiş olsaydı da aynı şeyi söylerdi. Bu Türkiye'ye yakışmaz, bizim milletimize yakışmaz. Ee, biz e, insanı zübde-i alem olarak kabul ederiz. Dünyanın en yoksun, en yoksul, sağlıktan, eğitimden hangi şartları düşünürsek en yoksun insanın kimse o bile insanlık bakımından dünyanın en yukarıda görünen insanına eşittir. <laughs> Çünkü e, biz şu terbiyenin içerisindeyiz. Hazreti Ali Efendimiz Malik bin Eşleri e, Mısır'a vali olarak tayin ediyor. Tayin ederken diyor ki ey Malik gideceksin insanlarla orada yöneteceksin, Muame muamele ve muhaşer e, muhaşeret içerisinde olacaksın. Şunu bil ki insanlar iki sınıftır. Ya yaratılışta eşindir ya dinde kardeşindir. Biz insanları yaratılışta eş olarak görürüz. Bunu bir iman mertebesinde görürüz. Böyle davranırız. Müslümanları da kardeş olarak görürüz. Yaratılışta eş dediğin zaman şu ırktan bu ırktan şu dinden bu dinden kadın erkek zengin fakir okumuş okumuş hiçbir tasnifin kıymeti kalmıyor. Allah'ın kuludur, hazreti insandır. Afrikalı da olsa, Asyalı da olsa, kara derili de olsa, efendim beyaz derili de olsa hiçbir şey fark etmez. Bu bizim insan kardeşimizdir. İnsan olarak yaratılışta eşimizdir. Yaratılışta eşimiz olarak gördüğümüz insanlara tabii ki hizmetlerden yararlanmakta da eşit bir şekilde davranmak mecburiyetindeyiz. Aksi düşünülemez. Eyvallah. Efendim bazen toplumsal meselelere bendeniz bir yorum yaparım. Arkadaşlar derler ki abi sen çok duygusal bakıyorsun. Şair gibi bakıyorsun. Ama biraz bu bakışa da ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Mesela yine aynı Bolu Belediye Başkanı bir tesettürlü kadın üzerinden ahlaksızca bir bir şey anlattı. Ha orada tesettürlü kadın tesettürsüz de olsa Aynı evet o şey, bir kadın ayıptı. Hatta böyle takdim edilmesi de hoş değildi. CHP buna ya beklenen tepkiyi göstermedi doğrusu. Şöyle bir şey çok mu zordur? Mesela meclis koridorlarında karşılaştınız. Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Deseniz ki ya Kemal abi ayıptır bu adamın yaptı Bak hadi neyse mülteci meselesine bir şey demiyoruz da bu yakışan bir şey değil. Bunun gereğini yapın. Ya bu hiç mi olmayacak bir şeydir siyasette? Ya Siz ya, mi bunu diyemezsiniz? Ya. Kemal Bey ya mi de, duymaza de, gelir? De, deriz de tabii bu partizanlık, yani kötü partizanlık anlamında söylüyorum. Yani benden olan kötü de yapsa e, iyidir, iyidir e, zihniyeti. Yanlış bir şey. Tabii bu e, Bolu'daki arkadaşla ilgili iki verdiğiniz iki örnekte hakikaten hiçbir şekilde kabul edilemeyecek örneklerdir. Bizi yaraladığı gibi ben eminim ki CHP'ye oy vermiş olan çok sayıda insanı da yaralıyor. Kabul edilebilecek şeylerdir. Hele dediğiniz gibi e, o hanımefendiye yapmış olduğu tavır ve ondan sonra e, jestleri, mimikleri Hatta, e, şey son mi? derece Hatta. rezalettir. Yani. Son derece çirkin, e, edep dışı, insanlık dışı e, şeylerdir. E, gereğini yapmak CHP'ye düşer. CHP yöneticilerine düşer. Evet. Peki pandemi meselesini soracağım. Yarın aşı karşıtları bir miting yapacaklar. Yapabilecekler mi bilmiyorum. Kaymakamlık izin vermedi fakat İstanbul Valiliği izin verdi galiba aşı karşıtları haklı ya da haksız bir, şeyler söylüyorlar. Onlar haklı bulduğunuz taraflar var mı? Ya da mesela Sağlık Bakanlığı çağırsa dese ya arkadaş sizin derdiniz ne? Anlatsa beraber konuşulsa filan. Böyle bir şey mümkün değil mi? Ya mümkündür ama yani şimdi e, bu pandemi meselesi, Covid meselesi sadece Türkiye'nin karşılaştığı bir mesele değil. Bütün dünya 8 milyar insanlık bu işte bu, boğuşuyor. Dünya bütün teknolojik imkanlarını, bütün bilimsel verilerini, Tıp alanında şimdiye kadar geldiği bütün seviyeyi yani sonuna kadar zorlayarak e, buradan bir çözüm üretmeye çalışıyor. Ben şunu da söyleyeyim, benim de şahsi kanaatim henüz mikrop tamamıyla tanınabilmiş. Nitelikleri itibariyle tam manasıyla çözülebilmiş olduğu da e, noktasında da sorular olabilir. Mutasyonları oluyor, şu varyant var, diyorlar, bu varyant diyorlar. Ama bütün bilimsel dünya seferber olmuş vaziyette. Yani kusura bakmasınlar. Yani bunlar bir keşede, bir kahvede oturarak, ahkam keserek olacak şeyler değil. Bizim bilim adamlarımız da. Bütün dünyanın her yerindeki bilim adamları da. Laboratuvarlar yani 7-24 bu konuyla ilgileniyorlar. Yani eğer aşıdan başka bu işi çözebilecek bir tedbiri olan varsa buyursun söylesin. Aşıların hepsini çöpe atın. Bak benim tedbi tedbirim şudur. Ve şunu da bilimsel olarak ispat ettim. Covid'e iyi geliyor. Bunu diyecek olan varsa buyursun gelsin dinlemeye hazırız. Ama ben aşıya karşıtım. E niye karşısın? Yani böyle oturduğun yerden mahkem kesmekle olmaz ki. Her bir bir sürü mesela aşı, yüzlerce aşı denemesi var. Bu aşıların bilimsel, e, o işte birinci faz, ikinci faz, ben de bilmiyorum detayını. Yani bil, bilmek Benim vazifem de değil. Artmışız, yani benim alanım da değil. Bilmediğim konuda da e, konuşmak istemem ama sonuçta her bir alanın bilimsel verilerle desteklenmesi ve bunların mutlaka onaylanması gerekir ki bir ileriki safhaya geçilebilsin. Şimdi bu kadar yoğun bilimsel çalışmaların olduğu bir alanda yani aşı karşıtlığını belki biraz da toplumun üzerinde etki oluşturmak için belki bir adım sonrasında siyasal bir amaca çevirmek için kullanmanın son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Ya bir de bir vebal var. Yani aşı karşıtı oldunuz. Allah korusun insanlar sizden etkilendi. Şimdi görüyoruz gencecik çocuklar ölüyorlar. Allah millete sağlık afiyet versin. Evet. Ve bir de kimin nereden nasıl olacağı belli değil ki. Benim annem işte bugün taburcu edebildik hastanede. O kadar koruduk, o kadar özendik yaşı ileri hiç diye. E, Covid oldu yani hiç beklenmedik bir şekilde. Yani bir şekilde mikrobu aldı. E, Covid oldu çok şükür Allah'tan iki aşı yapıldığı için hafif atlattı, kolay atlattı ve e, taburcu edebildik. Ama gencecik çocukların hastanelerde yoğun bakımlara düştüğünü görüyoruz. E bunun vebalini kim verecek? Dolayısıyla Peki. daha daha iyi bunun çözümüne ilişkin bir şey bulunamadı. E, hala tam manasıyla aşı da %100 bunu önlüyor. Kimse demiyor bunu. Diyemez de zaten. E, ama başka bilinen bir şey yok. Peki hadi herkes bir tarafa. Abdurrahman Dilipak. Dostluğunuz olan bir isim. Bilmiyorum yarın mitingde konuşacak mı Orhan'cığım? Ya bir arayıp ya Abdurrahman Bey ne yapıyorsun? Böyle bir şey yok falan. Hani ya da Sağlık Bakanı Fahrettin Bey yani. Ben çok az şey bu konuyla ilgili kısıtlı bilgim olduğu için kısıtlı şeyler söyledim. Bu benim bildiklerimin 10 katı zaten söyleniyor. Hı hı. Ee, yani aşıyla ilgili bu konuda uzman olanlar ilgili her platformda bunları anlatıyorlar. Televizyonlarımızda e, zaman zaman çok doğru bilgilendirmeler yapıyorlar. E, dolayısıyla yani bu konuyla ilgili söylenecek her şey biliniyor. E, burada insaflı olmak lazım. Gerçekten e, aşı üzerinden, aşı karşıtlığı üzerinden de bir polemik oluşturmanın bu millete hiçbir faydası yok. Eyvallah. Peki şimdi seçimlere doğru. Ben aslında bambaşka şeyleri konuşacaktım. Bak, geldi haber haber tadında gündem böyle olunca bu ülke de bırakmıyor ki başka bir şey konuşabilirsiniz. Mesela ben size şunu sormak isterim. Sabahattin Zaimin Allah rahmet eylesin asistanlığını yaptınız. Onlar güzel adamlardı. Bunu ee, da inşallah son bölümde soracağım tabii. Biraz Be güzeller, Veya başka başka bir vesile onlar da konuşuruz. Şimdi yeni bir mevzu var efendim. Millet İttifakı bölünecek. AK Parti'de bölünmesini istiyor, bölünmesi için bir şeyler de yapacak, 2023'te seçimi kazanmak için bunu yapacak, bugünden de çatırdamaya başladı filan. Bölünüyor mu, bölünür mü? Nedir düşünceniz? Şimdi bakın bu o, ittifak meselesi bizim e, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtikten sonra siyasetimizin gündemine gelen bir husustur. Daha evvel de olmuştu bu. Mesela 1991'de e, Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Islahçı Demokrasi Partisi... Sonraki dönemde SODEP, e, Alçı Parti vesaire bazı ittifaklar kuruldu. O ittifakların kurulmasının amacı %10 barajını geçebilmekti. E, burada ise artık yeni sistem %50 artı 1 gerektiriyor. Ancak e, ittifaklardan önce şunu konuşmak lazım. Her siyasi parti e, kendisi bir değerdir. Her siyasi partinin kendi programı vardır. E, kendi e, farklı anlayışları vardır. Türkiye'ye bakış açısı vardır. Demokrasinin zenginliği de zaten budur farklı farklı fikirler olsun. Bu fikirler e, bir şekilde aralarında yarışsınlar. Millet kimleri seçiyorsa onlar iktidara gelsin. Şimdi bizim Cumhur İttifakı olarak avantajımız şu. Cumhur İttifakı masa başında kurulmadı. Başından itibaren söylüyoruz. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi ya Allah Bismillah Allah Ekber sesleri arasında zalime, despota, emperyaliste karşı mücadele ederken kuruldu. Ve sonra da pratik olarak gelişti. Yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi birleşti ve tek parti oldu değil. İki ayrı parti, iki farklı siyasal kimlik. Efendim program öncelikleri, parti programlarında farklılıklar olan iki farklı kimlikten bahsediyoruz. Ama ortak meselelerde birleşebilmeyi, bütünleşebilmeyi çok kuvvetli bir şekilde gerçekleştirdi. Nedir? Teröre karşı mücadelede. Türkiye'nin işte uluslararası alandaki vermiş olduğu mücadelelerde, Türkiye'nin işte yabancı işgal, bölgesel meseleleri, küresel sorunların çözülmesinde, İstiklal ve istikbal, istikbal parantezine alabileceğimiz meselelerde, İVAS'sız, GARA'sız, AMAS'ız, FAKAS'ız hiçbir müzakereye dahi gerek kalmadan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi aynı noktada durabilmeyi başardı. Orada da çok özür dilerim. balla bir gireyim araya bir ek soru olsun. İki türlü eleştiri var. Bir, MHP AK Parti'ye eklemlendi ve kimliğini yitirdi. Bir taraf böyle diyor, diğer taraf da şunu söylüyor. MHP'nin istemediği bir şeyi AK Parti artık yapamaz. Hayır değil, yani her, her iki partinin de, onun için altını çizerek söylüyorum, İki farklı siyasi kimlikten bahsediyoruz. Ama işte sizin istiklal ve istikbal parantezi içerisinde öncelediğimiz milli meselelerde de zaten müzakere etmeye bile gerek kalmadan aynı noktada durabilme başarısını gösterebiliyoruz. Şimdi bu bizim için kıymetli, değerli bir şey. Karşı taraf için ise, yani illa... Bir ittifak olacak diye de bir şey yok. Belki farklı farklı ittifaklar da onu bilmiyoruz. Ama karşı taraftaki ittifakın e, temel paradigmalarında e, bir ortaklık yok. Biz baştan beri söylüyoruz. Söylediğimizde kızdıklarını da biliyorum. E, bir siyasi birliktelik karşıtlık üzerinden olmaz. Tayyip Erdoğan karşıtlığı, AK Parti karşıtlığı ya da işte e, e, hükümet karşıtlığı üzerinden. Özel olarak da Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla ilgili, Cumhurbaşkanımızın şahsıyla ilgili bir karşıtlık. Hatta zaman zaman düşmanlığa varan bir siyaset çizgisinde buluşmak aynı hedeflere yürüyor olduğunuz anlamına gelmez. Bunu çok açık söyledik. Evet, İstanbul'da bir başarı kazanılmış olabilir bu karşılıklık üzere üzerinden. Ama bu Türkiye yönetmekle ilgili bir şey değil. İstanbul'la ilgili diyorsunuz ki ben, biz işte bütün karşılar bir araya gelin. Şimdi Suriye meselesi, PYD Suriye'nin meselesinin çözümünde nerede olacaktır? Çok somut bir soru soruyorum. İyi parti ile HDP burada nasıl bir araya gelecek? Ya da Cumhuriyet Halk Partisinin Kemalist kadrolarıyla bu anlamda HDP'nin HDP nasıl bir araya gelebilecek? Şimdi bu temel çok temel meselelerdi. İşte Ermeni Soykırım meselesi Biden döneminde kabul edilen metin, Meclisimizdeki dört parti buna imza attı, bir parti imza atmadı. Yani çok temel bir mesele, varoluşsal bir mesele. Türkiye siyasetinde bulunan herkes için ve her kurum için varoluşsal bir mesele. Ve böyle bir meselede İyi Parti ve CHP, HDP'nin Ermeni tezlerinden yana görüş beyan etmesi nasıl açıklayacak? Şimdi çok bunlar her birisi... Sanki bir kısmı duymuyor, bir kısmı görmüyor ve işte bir iktidar olana kadar ben bu şekilde giderim diyor. Sizin bu söyledikleriniz sanki iktidar sonrasında bu işi nasıl yapacaklar kısmı işi. Ya du olursa. duymuyor, görmüyor hala geçen yerel seçimlerde kalmışlar. Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir şey inşa ederiz zannediyorlar. Edemezler. Olmaz, yapılamaz bu. Yani nihayetinde bu partilerin her birisinin seçmeninin kendisine özgü özgün tarzları var, tavırları var. Hatta aynı partinin içerisinde farklı niyetlerle, farklı yerlerde kendisini tanımlayarak duran seçmenlerimiz var. Dolayısıyla bu seçmenlerin onaylamayacağı bir Türkiye yönetim tablosu çok zor ortaya çıkar. Ben son zamanlarda ee, burada ortaya çıkan e, tartışmaların da bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Mesele bana göre sadece kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi değildir. Erdoğan karşıtı olarak konumladıkları bu ittifakın hangi siyasi çizgide duracağı meselesidir? Kılıçdaroğlu mu? Akşener mi? Ya da bir başka birisi mi tartışması değil tartışma? Hangi siyasi çizgide duracak? Belirgin özelliği, ana e, mümeyyiz vasfı diye eskiler. E, yani muhayyel bir e, karşı tarafın iktidarının mümeyyiz vasfı ne olacak? Bunu dediğim zaman duyuyor gibiyim şimdi. Efendim biz parlamenter sisteme evet, geri dönüş ö, diyorlar. E kardeşim parlamenter sistemden kastınız nedir? Güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir? Teklifleriniz nedir? E, getirin. Bunu kaldı ki getireceksiniz. Nasıl yapacaksınız? Bunun dahi, yap yani sanki Türkiye'de bir... E, Anayasa değişikliği olmamış ve Cumhurbaşkanlığı sistemine, yönetim sistemine halkın oyuyla geçilmemiş gibi davranılamaz. Yolu bellidir. Anayasa değişikliği yaparsınız. Ve ondan sonra nasıl bir şekilde bu işin olacağı ortadadır. Dolayısıyla çok temel sorularda karşı taraftaki ittifakın bir belirsizliği var. Ortak bir nokta tespit edememesi var. Bundan sonraki süreçte seçime yaklaştıkça bunun daha da artacağı kanaatindeyim. Ve eğer meseleyi sadece... Şahıslar o mu Cumhurbaşkanı adayı olsun? Bu mu Cumhurbaşkanı adayı olsun? Tartışması olarak görürsek eksik yorumlarız. Bence siyasi duruşla ilgili tartışmalar Peki, ortaya çıkmaya başladı. Şöyle başlarım. bir şey bekliyor musunuz efendim? Saadet Partisi başta olmak üzere Deva, Gelecek Partisi, belki de İyi Parti. Yarın bir sebepten gelse ve dese ki ben Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmek istiyorum. AK Parti'nin kapısı onlara açık mı? Şimdi şunu şunu söylemek lazım. Yani bizim ee, tekrar onun için bu AK Parti ve Cumhur, e, Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki ittifaktan onun için bahsettim. Hiçbir ittifak, yani karşı tarafın zorluğu da o. Liderler oturur, konuşursunuz. Anlaşırsınız, hatta bir metin bile çıkarırsınız. Mühim olan o partilere gönül vermiş olan seçmenlerin uyuşmasıdır. Ee, bu anlamda e, bizim e, temel meselemiz, e, Türkiye'nin milli hassasiyetlere sahip, e, Türkiye'nin daha güçlü, daha büyük bir Türkiye olması idealini, benimsemiş. Bu istikamette e, gerçekten fikirlerini ortaya koyabilecek olan e, geniş seçmen kitlesiyle e, biz e, bizim bir şeyimiz yoktur. Mühim olan bu ittifakın seçmen kitleleriyle yapılabilmesidir. Vatandaşımızın gönlünde e, bu o, şeyin e, söylediğiniz ittifakın olabilmesidir. Onun için de e, AK Parti olarak biz çok daha geniş kitleyle nasıl e, ilişkilerimizi kuvvetlendiririz, güçlendiririz, daha da geliştiririz bunun üzerinde e, çalışıyoruz ve e, Ümit ediyorum ki seçim takvimi yaklaştıkça çok daha erken geniş kitlelerle... Erken bir seçim olur mu? Hayır Böyle olmaz. Böyle bir Hayır 2022... Olmaz çünkü seçimin siyasi şartlarının olması lazım. O siyasi şartlar yok. E bir de aritmetiğinin olması lazım. Mecliste de bu aritmetik yok. Hı. Ya Ben sadece meclis aritmetiğine bağlamıyorum. Siyasi şartları itibariyle erken seçim gerektirecek en ufak bir şart yoktur. Ekonomiyi sorayım efendim. Ekonomi işte gıda fiyatlarının her gün artması, TL'nin değersizleşmesi vesaire böyle bir karışık sadece pandemiyle de izah edilemeyecek bir şey var. Bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Neler öngörüyorsunuz ileriye dönük? Şimdi tabii yani bu ekonomi alanındaki karşılaştığımız zorluklar da yani küresel zorluklardır. Bütün ülkelerin karşılaştığı zorluklardır. Dünya ekonomisinin 2020 yılında çok büyük bir daralma yaşadığını hep beraber gördük. Türkiye ekonomisi de ee, önemli özellikle 2020'nin ilk çeyreği ve ikinci çeyreğinde önemli daralmalar yaşadı. Sonra açılma e, açılmayla birlikte biraz e, durumu kurtardık. Küçük de olsa pozitif bir büyümeyle kapattık. Şimdi bir eko ilk baştan itibaren bizim temel aldığımız hususlardan birisi var. E, şu tezgahı dağıttırmamak. Dünyada evet bu pandemi önceki bütün krizlerden çok daha farklı bir kriz ortaya çıkardı üretim şekillerinden işte efendim eğitim düzenine, bilmem işte hizmet sektörlerindeki gelişmeden birçok alandaki daralmalara kadar bütün dünyada ne işte 2007'deki krize ne 2009'daki krize benzemeyen çok büyük bir kriz ortamı ortaya çıkardı. Orada temel kararlılığımız şuydu, tezgahı dağıttırmayacağız. Yani üreten, fabrikası, atölyesi vesairesi olan vatandaşlarımız, Allah korusun tezgah dağılırsa bir daha toparlayamazsınız. Onların tezgahının dağıtılmaması için olağanüstü bir gayret sarf edildi. Bütün ilgili bakanlıklarımız, kuruluşlarımız. Onun da meyvesini aldık. Türkiye biliyorsunuz 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 21 küsur büyüyerek dünyada ikinci oldu. Bu büyük bir büyüme hızıdır. Bu tezgah dağılmadığı için oldu. Üretim oldu, ihracat oldu. İnsanlar harıl harıl fabrikalarımız harıl harıl atölyelerimiz çalıştı. Bu bizim için çok değerli bir şeydir. Sanayide kapasite kullanım oranları %50 civarında bir artış ortaya koymuş oldu. Bunlar önemli bir alandı. Burada alınan tedbirlerin, vaktinde zamanda alınan tedbirlerin başarılı olduğunu görüyoruz. İkinci alan ise pandeminin ilk zamandan itibaren konulan bir de orta ve küçük esnafımız var. Dar gelirli vatandaşlarımız var. Bunların da bu şartlar içerisinde alım güçlerinin hepten ortadan kalkmaması için bir takım destekler verildi. 8-9 kalemde bu destekleri farklı farklı alanlarda verdik. Toplamı 700 milyar lira, 720 milyar lira civarında bir destek devlet tarafından özellikle orta ve küçük esnaflarımıza verilmiş oldu. Ayrıca mesela memur zamları meselesi yani enflasyonun altında vatandaşı ezdirmeyecek bir çabanın içerisinde olundu. Bundan da amacımız dar gelirlinin işte e, imkanları daha kısıtlı olan kitlelerin e, gerçekten bu süreçte e, üzerinden pandeminin silindir gibi ezip geçmemesini temin etmekti. Bunun için de olağanüstü bir çaba harcandı. E, Ayrıca e, kamunun bazı yardım mekanizmalarıyla birlikte de çok güç durumda kalan vatandaşlarımıza destekler sağlandı. Bunları rakam rakam bütün Türkiye biliyor. E, tabii buradaki temel e, sorun e, hizmet fiyatlarının özellikle mal fiyatlarının bazı mal fiyatlarının e, yükselmesi ee, yani enflasyon üstünde bir yükselişinde şimdi ortaya çıktığı alanda arkadaşlarla konuşuyor birisi dedi ki abi çok hayatın içinden bir örnek vereyim annem dedi bunu söylüyor her hafta markete gittiğimde bir şeylerin fiyatının sürekli yükseldiğini görüyorum şimdi diyor. bunu da konuşuyoruz epeydir konuşuyoruz uzun zamandır konuşuyoruz bu sadece pandemi şartlarında değil bu bir kere yani böyle ortaya olan üstü bir şart çıktı ben e, elimdeki malı pahalandırayım. bu da ahlak yani ticaret ahlakıyla bağdaşmayan Bizim milletimizin e, e, dayanışma ruhuyla bağda, bağdaşmayan bir durumdur. Bununla ilgili de işte e, ilgili bakanlıklar çalışmalarını yapıyor. İşte AVM yasasından işte bu haller yasasına kadar birçok alanda vatandaşımızı e, bu zincirin içerisinde yer alan olası kötü niyetli insanlara ezdirmemek için tedbirler alınacak. Ve inşallah önümüzdeki e, bu parlamento döneminde hemen Ekim ayı ile birlikte bunlar Gündeme evet. gelecektir. İki soru daha soracağım. Birisi çok ironik anlamazsınız inşallah. Mesela Moody's ya da Fitch kredilendirme kuruluşları tutup Türkiye'nin ekonomisine zarar verebilecek bir açıklama yaptıkları vakit. Bir öngörüde bulundukları vakit diyoruz ki ey Moody's siz işte dış güçler buna böyle yapıyor. Ama aynı kredi kuruluşları Türkiye'nin üçüncü çeyrekte şu kadar büyüyeceğini söyleyince bu defa onları referans gösteriyoruz. İkisi de yanlıştır. Ben yine evet. geçmiş bütün... E, yani bu, ya Haydo ya bu, Haydar bu, bu, Bunun bir Haydar'ı yok mu? Bu. Bu, bu, bu konudaki bütün e, demeçlerimi de çıkardım. Daha evvel söylediğim e, televizyon programlarında söylediklerimi de söyledim. Evet, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının söylediklerinin bir şeyi vardır, karşılığı vardır. Ama e, sonuçta e, bunlar e, ülke ekonomisinin imajıyla ilgili meselelerdir. Asıl olan bir ülkenin e, üretim gücüdür. Adama sorarlar ne üretiyorsun, ne ihraç ediyorsun, ne satıyorsun istihdamının seviyesinde yani reel ekonominin gücü. Şunu çok net söyleyebiliriz. Evet bir sürü sıkıntılar yaşıyoruz. Pandemide çok olağanüstü sıkıntılar yaşadığımızın farkındayız. Ama Türkiye özellikle son 5-6 yılda 2013-2014'ten sonraki süreçte üretim ekonomisine dönmeyi başarmıştır. Yani artık önceden aklımıza ne geliyorsa dışarıdan ithal ettiğimiz bir Türkiye'de dışarıda ne varsa hemen hemen çoğunluğunu burada üretebilen bir Türkiye'ye doğru Türkiye gelmiştir. Bu çok değerlidir. Önemlidir. Derecelendirme kuruluşları notları eyvallah kimden not veriyorsa versin. Bu çok e, hayati bir şey değildir bana göre. Ben hiçbir zaman bu kanaatte olmadım. Ne yüksek olması ne aşağıda olması. Biz ne üretiyoruz diye baktığımız zaman çok şükür Türkiye bugün birçok alanda işte e, silahsız e, siyalardan İHA İHA'lardan tutun da helikopter motoruna kadar savunma sanayinde işte içeride yerli otomobilinde, e, sanayi üretimlerinde yani Avrupa'nın birçok ülkesine sanayi e, ürünlerini ihraç edebilecek bir ülke haline gelmiştir. Bu Türkiye için önemlidir. İnşallah daha da e, yerli e, üretimlerimizin daha fazla artmasını e, temin ederiz. Daha güçlü markalar çıkartabiliriz. Hala markalaşma konusunda dünya ölçeğinde e, yarışta birkaç e, adım daha geride olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla markalarımızı çıkartırız. Markalar 1, 1, 1 e, markaları bir, bir, bire sattığımızı üçe satarız. Ve böylece dünya piyasalarında daha iyi rekabet edebilen bir Türkiye haline gelebiliriz. Ama Türkiye doğru yoldadır. Yani üretim ekonomisine geçmek, üretim ekonomisini tahkim etmek konusunda kararlıdır. Ve ümit ediyorum ki sonuç alacaktır. Evet. Bir de kira meselesi var. Son zamanda kiracılar çok şikayet ya çok fahiş derecede bir artış. Buna bir düzenleme bir şey düşünülüyor mu yoksa kendi haline mi bırakıldı? Yani benim de kanaatim bununla ilgili bir düzenlemenin yapılmasıdır. Böyle şey olmaz. Yani isteyen istediği şekilde e, tamam yani malı kendisinin e, istediğine ver istediğine vermez. Ona diyecek bir şeyimiz yok serbest piyasa koşulları içerisinde. Ama eee fiyatlarından istifade edip kira fiyatlarının bu kadar bir çıkmış olması da ben bunu insani bulmam. Çok doğru bir şeydi. Okulları soracağım efendim. Hani kapanmayacak deniliyor İrade bu yönde. İnşallah da kapama bizim de veliler olarak temennimiz o. O konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii geçen sene e, Türkiye hakikaten çok ciddi bir tecrübe e, yaptı bu e, okullar konusunda. Özellikle belli yaştaki çocuklarımızın yüz yüze eğitiminin yerine geçecek hiçbir eğitim modeli yok. İşte or, anaokullar, ilkokullar, e, hatta ortaokullar, liseler. Dolayısıyla e, okulların kapanması düşünülmemelidir. E, bunu teklif edenler olabilir. ...tedbirlerimizi eksiksiz almak zorundayız... ...Allah korusun... Ee, ...tabii ki okulların açılması başlı başına bir risktir... ...çok sayıda genç... ...hele hele bu işin şuurunda olmayan... ...küçük yaştaki evlatlarımızın... E, ...artık görüp biliyoruz ki... ...baştan şöyle bir rahatlığımız vardı... ...çocuklara bulaşmıyor bu hastalık... ...şimdi öyle değil... ...ufacık çocuklara da bulaşıyor... ...geçen bir tanıdığımızın... ...iki yaşındaki torununun da korona olduğunu duydum... ...yani bu hakikaten insanı çok üzen... ...derinden yaradayan bir şey burada çok dikkatli olacağız. Aşılarımızı olacağız. Eğer tıbbi olarak hangi yaşa kadar aşı yapılıyorsa bu aşıların olmasını temin etmek lazım. E, maskemizi, mesafemizi, e, hijyen şartlarını yani ne biliyorsak, ne yapabiliyorsak bunları yapacağız. Ama yüz yüze eğitimin alternatifi yoktur. İnşallah yüz yüze eğitim hayırlı olur, e, bereketli olur. Aksi takdirde e, şey nesiller kaybediliyor. Bazıları diyor ki işte e, ya işte oğlum, torunum neyse Üçüncü sınıfa gidiyordu, dördüncü sınıfa gidiyordu geçen sene. Şimdi soruyorum kaça gidiyorsun diye. Baba geçen sene üçüncü sınıftaydım diyor. Bu sene ne yapacağını bilmiyor. Yani. Şimdi bu çocuklar için küçük yaşlarda bir travma. Yani yüz yüze eğitime gidememiş olmak hepimiz için. Öyle değil mi? Çocukluğumuza bakalım, gençliğimize bakalım. Okul hayatımızın en anlamlı bölümüydü. Ve Doğru. zor da geliyor efendim. Bizde üç tane öğrenci tamam, var tamam. evde. Artık iki seneden sonra bu sene sabah kalkmak, okula gitmek müthiş bir teşkaleli bir iş yani. Yani inşallah çok hızlı bir şekilde tekrar öğrenciler alışır, adapte olur. İnşallah temennimiz olur. Son bir soruyla bitirelim. Süremiz doluyor. Ben ama sizden bir söz alayım. May Mecra'da siyasetin ve gündemin dışındaki her şeyi konuşmak için bir daha ağırlayalım. Eyvallah. Sizden. Ne zaman müsait olursa inşallah ya bir araya gelirsin. Gönlüm şunu arzu ediyor. Ben size şunu sormak isterdim. Türkiye'de kendisini Müslüman diye ifade eden kitlenin mazlum durumda olduğu, mahzun olduğu, parya durumda olduğu zaman da entelektüellerimiz yetişti, yön verecek mütefekkirlerimiz çıktı ortaya vesaire. Ama 20 yıllık bir iktidar dönüp bakıyoruz. Hadi var olmaya çalışan birkaç kişiye haksızlık etmeyelim ama o zamanki kadar mümbit değil iklim. Niye böyle? İktidar olmak Müslümanlara yaramadı mı? Diye bunu mesela sormak isterim size. Eyvah iyi bir soru. <laughs> ya, ben de konuşurum yani <laughs> bununla ilgili. Bunları konuşalım uzun uzun. Ama son, son sorusu bu olsun bugünün. Ee, siyasetin böyle bir ayrıştıran, yani bu kendi kitlesini konsolide etmek adına olabiliyor, bir dahaki seçime yatırım olabiliyor vesaire. Fakat her taraftan artık ya niçin bir araya gelemiyoruz? Niçin ses tonumuz bu kadar yüksek? Niçin fikirler değil tonajlar tartışıyor? Diyen insanların da sayısı artmaya başladı. Ya parti genel başkanları ya parti içindeki insana farklı bakabilir buna. Makul bir ses olarak her taraftan bazı insanların bir araya gelmesi, birlikte fotoğraf vermesi imkansız mıdır Türkiye'de? Böyle Yok şey mı? imkansız değil. Yani zaman zaman bunların yapıldığı da oluyor. Yapılması da lazım. Yani bir kere buradaki temel şey şu. O, siyaset düşmanlık diliyle yapılmamalı. Yani biz siyasi partiler olarak birbirimizin düşmanı değiliz. Siyasi rakipleriyiz. Yani rekabet dili başka bir şey, düşmanlık dili başka bir şey. ya yani rekabet dilinde kıyasaya bir mücadele var. Ama yani edeple karşı taraftakini incitmeden, karşı taraftakine dediğiniz gibi fikri üzerinden e, mücadele e, etmeyi başarabilen bir dili e, mutlaka başa, e, ortaya koymamız lazım. Türkiye'nin böyle olmayınca maalesef Türkiye'nin temel meselelerinde bile bir araya gelmek mümkün olmuyor. Evet. E, yani halbuki temel mesele öyle olmalı ki yani birçok gönlümüz bazen arz ediyor. Ya keşke şurada CHP'de ya bizden evvel kalkıp şunu söylesin. Ya da işte felan Parti şunu söylesin. Böyle bir tarafı var siyasetin. Buna dikkat etmek lazım. Biz birbirimizin düşmanları değiliz, birbirimizin rakipleriyiz. Kişi olarak da rakiplerimiz, rakip değiliz. Biz siyasi fikirler olarak, hatta siyasi programlar olarak birbirimizin rakipleriyiz. Bunu ortaya koyabilir ve rekabet dili üzerinden, yarışmacı, karşıdakini ötekileştirmeden, işte demin mesela şeyle ilgili bir konuştuk, Bolu'yla ilgili konuştuk, kim olursa olsun bu siyasi rakiplerimiz de olabilir. Ötekileştirmeden. Onu efendim yani onun mahcubiyeti, onun hüznü, onun mağlubiyeti, onun, ona yapılmış hakaret üzerinden kendimize bir konum belirlemeye kalkmadan biz karşılıklı eşit özgür insanlar olarak fikirlerimizi ve programlarımızı yarıştırabiliriz. Hı hı. Ve bu yarışta da halk da sonuçta hakem halk mı? Halk her türlü şekilde hakemlik görevini görecektir. Bu şekilde hareket etmenin en doğru olduğu kanaatindeyim. Ee, bu oh. tür zeminlerde oluşur. Hayır, sevgili hocam gönlümüz bunu arzu ediyor ama hani diyorlar ya Türkiye karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldı vesaire. Hani o birleşsin diye arzu ediyoruz da bir de Vaka bundan daha kötüye de gidiyor. İki tarafta da bir takım fraksiyonlar, bir takım klikler, kendini muhafazakar diye ifade edenler, hatta kendini AK Partili ya da CHP'li diye ifade edenler de kendi aralarında farklı farklı şeylere bölünüyor. Ya tam da söylediğim gibi dilimleniyoruz aslında. Yo, hayır hayır. Öyle ben, ben bu anlamda yani eğer bunu doğru bir şekilde sürdürebilirsek yani bir yerde duran diyelim %25'lik bir oy kitlesinden bahsediyorsunuz. Hı hı. İşte %50'lik bir oy kitlesinden bahsediyorsunuz. Herkesin yüzde aynı şeyi düşünmesini beklemek olmaz, doğru değildir. Bu insanların farklı şekillerde bakması, farklı şekillerde yorumlaması ama ana çerçevesinin, fikri müdürünün müşterek olması doğru yoldur. Şimdi dolayısıyla ben aslında Türkiye ikiye ayrıldı. Çok büyük bir kutuplaşma var. E, bu tezi de açıkçası doğru bulmuyorum. Siyaset dilindeki ya da siyasetteki bazı siyasilerin davranışları dolayısıyla e, bir e, şey ayrışma ortaya çıkıyor gibi görünüyor. E, sokağa gidin, sokakta bu ayrışma var mı? Yani şöyle soralım hangi iki komşu sen işte şu partidensin ben bu partidenim diye kavga ediyor ya da işte çok ortak alanlarımız var işte diyelim dini bayramlarımızı kutluyoruz halkın yüzde 80'i yüzde o kutlamanın içerisinde bir şekilde yer alıyor ya bayram namazına giderek ya bayram kutlamalarına katılarak milli kutlamalara katılıyoruz halkın çok büyük bir kısmı bunun içerisinde yer alıyor belki o törenlere katılmıyor ama o duyguyu yaşıyor. E dolayısıyla bu milletin birçok müşterekliği var. Siyasi olarak fikirleri farklı olsun. Büyük bir yarış olsun. Bu yarışın içerisinde herkes ne söyleyecekse söylesin. Ama ötekileştirme üzerinden de bunu yapmasın. Burada büyük bir parantezi de sosyal mecralara sizin YouTube kanalınızda bunu söylemek de keyifli bir şey. Ben de izliyorum. Çok yakın izliyorum sosyal mecraları. E üzülüyorum. Türkiye bu değil. Yani küfür, hakaret, ötekileştirme, adam yerine koymama. Kaç kişi bunlar? İnanın toplayın şöyle. Diyelim bu gece 11 işte başta saat 11 oldu. 11-12 sosyal medya şeyleri bütün mecranın militanları ortaya çıkacak. Siz bu işin için nesiniz? Toplayın kaç bin kişidir? Çok değil. Yani ülke Twitter'dan yönetilme potansiyeli <laughs> olsa Twitter'dan AK mesela. Parti settiğin ya. sene iktidar yüzü göremez. Yani öyle Birkaç söyle, bin kadar kişidir. Yani. Evet. Ya 84 milyonuz. Birkaç bin tane adam siyaset alanını, fikir alanını, mücadele alanını kirletiyor. Hakaretle, küfürle, yalanla, iftirayla. Onlar ya bunları düzenleyelim dediğiniz zaman da hop oturuyorlar. fikir. Ya bu fikir değil ki sen iftira atıyorsun kardeşim. Şimdi burada da böyle bir şey var. Yani siyasetteki bu kutuplaşmanın, kamplaşmanın e, arkasındaki bu şeyi de görmek. Bunların birçoğu da. E, sahte hesaplar üzerinden yapılıyor. Hı, hı Bunlar bu sahte hesapların bir da yabancı ülkelerden yönetildiğini biliyoruz. Bunlar e, yabancı şeylerden yönetiliyor. Adam iftirayı atıyor, geçiyor. Ve ondan sonra işte siyaset onunla uğraşıyor, meşgul oluyor. Bu değil. Bundan da Türkiye'nin e, bir şekilde kurtulması lazım, ayıklanması lazım. Evet, efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben ]iyoruz. çok teşekkür ederim. Ama öbür programın sözünü de almış Tamam, olduk inşallah. Size. Siyaset i̇nşallah. ve gündem dışında her şeyi konuşacağız. Hı. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş kıymetli hocam misafirimizdi. Çat kapı size geldik. Dilimiz döndüğünce sorabildiğimiz soruları vaktimiz yettiğince sorma gayreti içinde olduk. Sizler de eşlik ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. katkılarıyla hazırlanan çat kapı başlıyor. İstikbalin katkılarıyla hazırlanan çat kapı sona erdi.